Biri önde, diğeri hemen arkasında. Hızlı adımlarla yürüyorlar. Emniyet binası önünde keşif yapıyorlar. Biri ölü, biri sağ ele geçirilen DHKPC'li iki teröristin yakalanmadan önceki son görüntüleri bunlar. Tekirdağ'da kameralara yansıdı. İki terörist, Tekirdağ İl Emniyet Binası önünde terör saldırısı için böyle keşif yaptı. Ancak teröristlerin hesaba katmadıkları bir şey vardı. O da onlar keşif yaparken polis de enselerindeydi. Önce önde yürüyen ve tanınmamak için saçlarını kazıtan terörist Şerif Turunç yakalandı. Üzerinde suikast silahı ve bir de el bombası vardı. Diğer terörist Bilgehan Karpat'ta sadece birkaç saat sonra kıstırıldı. Polisin teslim ol çağrısına ateşle karşılık verdi. Kısa sürede ölü olarak ele geçirildi. Böylece Sabancı suikasti tetikçisi İsmail Akkol ve Fadik Adıyaman'dan sonra DHKPC'nin Türkiye'ye eylem için gönderdiği iki terörist daha etkisiz hale getirilmiş oldu. Örgütün eylem hücresi çökertildi. Teröristler eğer yakalanmasalardı Tekirdağ'da eylem yapıp Yunanistan'a kaçacaklardı. Teröristlerin İstanbul'daki eylemlerde kullandıkları silahların Bulgaristan menşeli olduğu ortaya çıktı. DHKPC'li Şerif Turunç'un İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgusu sürüyor. Gel.